Hanımlar beyler, Cities Skylines 11. 11. bölümü ne alakalı? Ne? 11. bölüm ne alaka? Dur, 9. bölüm bu. Bir dakika, YouTube'a bakıyorum hemen. Bu kayda girince bana bir şey oluyor ya. Bak gerçekten 9. bölüm. 5. sezon 9. bölüm, hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Birincisi, şimdi ufaktan bölüme sizin isteklerinizle başlayacağım. Şuna isim ver, buna isim ver gibi istekler olacak bunlar. Ve şöyle bir ufak bir not geçeceğim. Bu arada haritanın demini değiştirdim. İşte farklılıklar görebilirsiniz görsellerde. Onu şimdi bakacağız beraber. Bir de ekstradan şunu söyleyeceğim. Şimdi yorumların bazılarını göremiyorum. Yoruma atıyorsunuz, ben cevap veriyorum ama sonradan o yorumu bulmak çok zor oluyor. Hani çok fazla yorum geliyor gibilerinden değil de. Şimdi baktım mesela biraz kimler ne istek yapmış. Bazılarını görebiliyorum, bazıları aradan kaçabiliyor. O yüzden sizden naçizane bir istek. Bir şey istediğiniz zaman bana şunu yapsana, şuna şunun adını versene gibi isteklerinizde aşağıdaki açıklamada Discord kanalına yazarsanız çok daha net bir şekilde görürüm. Bunu bir söylemiş olayım. İkincisi, videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın diyorum. Ve bugünün ana temasını size söylüyorum. Bugün bir askeri üs yapacağız. Daha önce Cities Skylines'de bir askeri üs yaptım mı? Yapmadım. Zor bir şey mi? Aslında zor değil. Bunlarla ilgili bir sürü aseti var. Ama tabii ki bunu yapmak birazcık hayal gücü gibi bir şey olduğu için asıl zor olan kısım o oluyor. Ama güzel asetleri indirdim. Ne olursa olsun güzel olacağını düşünüyorum. Sizin de destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ve yavaş yavaş başlıyorum arkadaşlar. Çayınızı alın. Güzel güzel yudumlayalım beraber. Ben de aldım burada kuşburnu şeyim. Ben de izleyeceğim şimdi bunu. Şimdi bir tane gazinomuz vardı bizim. Tam olarak şurada diye tahmin ediyorum. Yanlış görmediysem. Evet. Neros Palace yazıyor. Bu gazinoya isim vermek istiyor arkadaşımız. Buradaki bunun ismini ne yapmış? Reyna yapalım demiş. Buna ne yapacağım? K-Town Reyna Gazino yapacağım. Buna böyle bir isim verelim. Böyle bir güzel bir ismimiz olsun burada. İkinci olarak da Atakan Özcan tren istasyonu, yüksek teknolojili evlerin olduğu bölgeye bunu istemiş. Atakan Özcan tren istasyonu. Bu arada parmağımdaki şey çıktı. Şu an daha rahat yazabiliyorum. Atakan Özcan tren istasyonunu da hallettik. Görseli bir tık daha güzel geldi bana oyunun. Sadece birazcık fazla mod var. Bazı modlarla işim bittiği zaman, ya mod dedim asetlerden bahsediyorum. Bazı asetlerle işim bittiği zaman bunları kaldıracağım. Bazen FPS düşürebiliyor çok fazla prop, çok fazla aset olması. İkincisi, bir arkadaşımız metro yap demiş. Metro ağını da çok uzun bir ağ değil ama şöyle normal bizim tren istasyonu yaptığımız gibi bir ufak ufak, bağırmazsanız çok sevineceğim arkadaşlar. Video çekiyorum da. Ufak ufak başlayacağız metro istasyonuna. Her bölümde biraz uzatmaya çalışacağım onu. İkincisi, Gökdelen istemişler. Gökdelen'i de şu metroya bir tik yapayım. Gökdelen'i de tik yapayım. Şunları sileyim yazdıklarımı. Üçüncüsü, Gökdelen'i de yapacağım bu arada. Buradaki hey! Şşt! Ulan çok büyük olduğu için diğer ortancanın canını yakıyor. Şimdi burada biraz daha boya istersen demiş. Kim dedi hatırlıyorum. İsimlerini yazmadım. Sadece istekleri yazdım. Burada bunu biraz daha boya. Belki o yüzden olmuyor olabilir demişlerdi. Bir tık biliyorsunuz ki şey vardı. Şunu birazcık boyayacağım şuraları. Daha net bir çıkarım yapabilelim diye. Bir sonraki olayımız polis istasyonu. Şimdi polis gördüğünüz gibi masma. Polis istasyonu yapmaya gerek var mı? Bu tarafta gerek yok. Zaten burada var bir tane. Bu tarafta bir tane var. Burada bir tane büyük istasyonum var. Şurası bir tık polis istasyonu isteyen bir yer. Buraya büyük bir tane polis istasyonu yapabilirim. Ha bak, bu mesela military kısmı. Tamam, şuradan şuraya bir polis istasyonu yapıyorum. Burada kalsın. Hatta şunu birazcık şöyle çekeceğim. Şöyle dursun geride biraz şöyle. Buraya çok fazla yakın olmasın. Şöyle bir şeyler güzel. Buralarda da gördüğünüz gibi burası demiştim aktif olarak gözüküyor diye. Burada bir sürü insan, bu tarafta da bir insanlar çıkış yapıyor. Burada bir tren istasyonumuz var zaten. İnsanlar buraya park ediyor. Burada bir tane yorum hatırlıyorum.
Şuranın görüntüsü kötü oldu diye ama bence olmadı. Neden olmadı? Zaten burada otoparklar var. İnsanlar burada otoparka gidiyor. Birazcık roleplay olarak düşünürsek. Şimdi ben maça gideceğim ve trenden indim veya trenden indim buradayım veya aynı şekilde arabamla geldim buraya park ettim ve maçtan önce bir şeyler yemek istedim. Hop burada 3 tane şeyim var. Buffalo Grill, KFC ve McDonald's seçeneklerim var. Bence burası güzel oldu. Bu bölümde burayı da düzelteceğim. Burayı düzeltirken sizin canınızı sıkmadan hızlı atla geç yapacağım. Yeniden buradaki şey kullanılmıyor çünkü tramvay nedenini hala çözememiş değilim. Bu arada bak bu yollar değişen asetle beraber böyle bir hal aldı. Yollar da böyle bir hal aldı. Bence çok daha güzel oldu. Özellikle şu yürüyüş yolları açısından diyorum bunu. Birkaç tane daha dem indireceğim. Takip ettiğim insanların kullandığı birkaç dem var. Çok hoşuma giden. Onları da tabii ki hep beraber bakacağız. Bir istekte Berk'ten gelmiş. Bir tane okula benim ismimi verir misin demiş. Ona şuradaki yüksek teknoloji binalardaki International High School'un ismini vereceğim. Berk uluslararası uluslar dur uluslararası uluslararası high school lise burası. Ne diye geçiyor lan o liselerin adı? Düz lise, Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi galiba. Berk Uluslararası Lisesi gibi bir şey yapalım. Tamam değişiriz. Özel bir istek olursa başka. Tamam. Bunun dışında bir gökdelen istenmişti. Bizim yüksek yoğunluklu evlerimiz burada ve burada. Buraya iki tane gökdelen yapıştırabilirim. Şöyle bir bulacağım o gökdelenleri. Bunlar da military base ile ilgili şeyler. Burada bir tane daha stadyum var bu arada. EFL stadyumu. Bu çok güzel. Görselleri öyleydi. Daha denemedik tabii ki ama birkaç şey de deneriz bununla ilgili. Şöyle bir gökdelen ayarlamak istiyorum. Şimdilik bir tane. Sonrası bir tane gökdelenim var benim. Hoşuma da gitmişti o gökdelen. Bayağı bir büyük. Ya bunların hepsi bak mesela military base'de yapacağımız şeyler. Aa burada gördüğünüz gibi Deutsche Bank. Bak gökdelen güzel. Bu ülkemize bir Alman bankası yapabiliriz. Hatta bu bankayı şuraya doğru şöyle bir Deutsche Bank yapacağım. Bir yolu şuradan bir alacağım. Bunu başka bir şekilde birleştireceğim. Daha hoş görüntüsü olsun diye. Hatta şuradan alalım. Nerede bizim o yolumuz? Bununla yapmışız onu. Şuradan bir birleştireceğim. Bunu da bu şekilde yapabilirim. Tamam. Burada bir Deutsche Bank'ım var. Bunun şöyle bir size'ını küçülteyim. Güzel. Bu burayı birazdan geleceğim buraya. Daha güzel bir görüntü olsun diye. Şurada güzel bir bankamız var. İnsanların gelip güzel güzel krediler çekip bize faizler verebileceği bir bankamız oldu. Bu arada şunu birazcık şöyle yapsam daha güzel olur gibi. Ben çok böyle altta durunca garip gözüküyor. Şimdi bu bir gökdelen. Evet, bunu da yapalım. Ama aynı şekilde başka bir gökdelenim daha var benim. Burada da stadyumlarımız var bir sürü. Ha burada işte. Tower Madrid ismim var burada. Bunu şöyle bir tık şöyle bir bakalım. Şöyle yapabilirim bunu. Burada bir sıkıntı var. Şuradan bir anarşi açacağım. Bunları bir yıkalım. Bunu şöyle koyacağım. Birazcık dışarıda, birazcık içeride. Tamam, bunu toparlarız şimdi. Şöyle bir bakıyorum. Yoluma sıkıntı çıkartan bir şey yok. Güzel. Burada bir gökdelenim var artık. Ne yazıyor burada ya? Ulan göremiyoruz. Blurlaşıyor. Burada gayet güzel bir şeyimiz oldu. Şunları kaldırıyorum buradan. Buraya ne yapacağım? Tabii ki yeni yolumuzdan oluşturacağım. Şunları bir kapat. Aa yok. Şunu kullanalım direkt. Daha mantıklı. Evet. Buradan da bunu kullandığım zaman gerçekten güzel bir görüntü elde ettik. Tertemiz. Bir tane de gökdelenim var artık. Yavaş yavaş şehri güzelleştirmeye başlayacağız. Bir tane de yer alabiliyoruz bu arada. Bu yeri iki seçeneğim var. Ya burası ya da burası. Şehri böyle bir L şeklinde değil de şuraya alıp military base'e burayı düşünüyorum bu arada military base olarak.
Çünkü burada hani madenim var. Özellikle şöyle bir düşünecek olursak petrol madenim burada. Petrol yatağım burada. Onu koruma amaçlı. Burada tarım var, burada evler var. Hani burası aslında kendine ait bir yaşam yeri gibi bir şey burası. Bir de ekstradan bu bölümü alırsam buradan bir intersection'da buraya da bir bağlantı kurup buradaki kalabalığı azaltabilirim. Öyle bir düşüncem var. O yüzden ben şu tarafı almakla başlayacağım. Başka ne vardı? Tamam, şu an için başka bir şey yok. Metro hattını zaten yapacağım bu bölümde olabildiğince. Şimdi şöyle bir bakalım. İsteklerimiz... Burada bir Anıtkabir'im var. Anıtkabir'ime iyice insanlar gelmeye başladı. Güzel bir görüntü var Anıtkabir'in. Buradan şöyle bir heykelli bir girişi ve tatlı kuşların, böceklerin ötüştüğü bir bölgem var. Şimdi burada tam insanlar oturmaya devam edecek. Şu tarafta bir şeyim var. Şunu şöyle bir alayım. Şunları da kapatmışız zaten. Şu anarşiyi bir kapatayım. Buradan yavaş yavaş. Dur bakayım. Güzel. Şöyle bir yolum olacak. Aynısına çok eğim oldu. Buraya da şöyle yapacağım. Buradan buraya bir yol çıkaracağım. Oha, nereye kayboldu lan? Heh, böyle bir yolum var. Şimdi burayı bir tık şöyle bir güzelleştirelim. Alırsak buralara yine klasik çiçekler, böcekler. Dün biliyorsunuz bir fotoğraf attım topluluk grubuna, yani kanalın B kısmına garip garip yapılmış çiçekleri attım. Ve gerçekten oraya böyle kafayı yedim orayı görünce arkadaşlar. Ben o tür şeyleri, simetriye takılıyorum, hatırlıyorsunuz. O gittiğim yerde, benim eski oturduğum yerdeki apartmanın bahçesi. Çok sinir bozucu bir görüntüydü açıkçası. Şimdi burayı da tamamladık. Burayı da bir görsel. Her yeri betonla doldurmak istemediğimi söylemiştim. Zaten buradaki sebebim de oydu. Yani şurayı boş bıraktık, buraya boş bıraktık. Buraları farklı farklı şeyler yapacağız. Her tarafın beton olacağı bir bölge olacak. O ne olacak? Böyle New York gibi bir şehir merkezi olacak. Büyük parklara sahip olacak. Ama o ilerleyen zamanlarda olacak. Onun dışında karman çorman bir şehir kesinlikle istemiyorum. Çok fazla kanal takip ediyorum bununla ilgili. Türklerin yani Türk YouTuberların yapmış olduğu kanallar olsun, yabancıların yapmış olduğu kanallar olsun. Yani Türk YouTuberlarınkini izlerken böyle bazen şey oluyorum. Ulan niye böyle bir şey yapıyorsun ki falan oluyorum. Yabancı, genelde örnek aldığım kişiler yabancılar oluyor. Özellikle takip ettiğim birkaç isim var. Bunu birkaç kez daha söylemiştim size. Şimdi şöyle bir soruna, water availability'm birazcık düşük. O yüzden benim water kısımlarım buradaydı biliyorsunuz. Aa, bu niye çalışmıyor? Bak burada mesela su seviyesi düşük olduğu için bir sıkıntım var burada. Şöyle aslında buna özel bir yer artık yapsak mı? Şu an değil, şu an değil, şu an değil. O zaman water'ı nereden alalım? Buralardan bir yerden alabiliriz. Şunu ben en iyisi ne yapayım biliyor musun? Şöyle bir kirliliğe bakayım ben. Güzel, güzel, güzel. Şuralarda bir kirlilik yok. Okey. Benim büyük su tower'ım. Okey. Şöyle bir iki şeklinde tower kuracağım. Ve bunları buraya bağlayacağım. Şöyle iki tane su tavrım var. Water availability'yi yükseltecek olan şeyler bunlar. La okey, çok da yükseltmedi aslında bakarsanız. Aa bak bak bak, şurada böyle bir şey kurmuşuz zaten. Bunları sadece belli başlı yerlere yapılıyor.
Neredesin pampınız? Elektrik alıyor musun? Alıyorsun. Gayet güzel. Water availability bayağı bir yükseldi gördüğünüz gibi. Savage treatment'ımız var burada. Savage'larımız burada gördüğünüz gibi. Buradan da tekrar böyle bakacak olursam bu buraya kirli gelmiş oluyor. Yani şuralar boş. Şöyle bir bak bu toprak yolun şey de güzel oldu. Nerede bizim toprağımız? Neredesin toprak? Lan toprak yok nerede? Heh, buradayım seçileyim işte. Tamam şöyle. Burayı da şu şekilde bunu koyacağım. Buradan buraya bağlayacağım. Savage Treatment'ım da şimdilik şöyle yükseldi. Cemetery Use. Güzel güzel şeyler de buldum mezarlıkla ilgili bu arada. Elementary School kısmımızda bir düşüklük var. Onu da şöyle bir hemen şurada mesela bir sıkıntımız var Elementary School ile ilgili. Şu kısma bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Buraya bir Elementary School yakışır o zaman. Şöyle koyuyorum. Bunu birazcık sanki okulun girişimiş gibi şöyle bir boşluk bırakacağım buraya Elementary School için. Biraz daha ihtiyacımız var. Okul gerçekten önemli. Elementary School'lar çok şey olmadığı için ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. O evin yıkılmasını istemiyorum ama şöyle bir balıkçılarımıza nehre karşı, akarsuya karşı bir elementary school güzel olur. Bak students 189'a şey. Bayağı bir ihtiyaç var elementary school'a ya. Gördüğünüz gibi burası bu arada school's out kısmıydı. Bunun da biriyle muhabbetini ettim ben yorumlarda. Gördüğünüz gibi şu an burası yüksek. Ya yani school's out'un mevzusu hiç okumayacak değil. Önceliği çalışmaya verecek sadece. Yoksa okuma okumayacaklar. Pi Allah kahretsin gibi bir şeyimiz yok. O school's out kısmında. Şuralara okullarımı yerleştireyim. Biraz daha düzenli. Oraları düzen atacağım. Peyzaj atacağım. O şimdilik uğraşmıyorum. Videonun sonunda hızlandırarak yapmayı planlıyorum onu. Yani her yerde de okul var aslında ama yetmiyor demek ki. Seni şunu verebilirim. Şöyle bir bakalım. Hala da çok fazla. Aa, bu ne böyle? Ne o öyle? Hmm, bak bak bak. Burada girişte bir sıkıntımız var. Bunların hepsi tabii sol yapacağı için buradan tek bir noktadan burada bir sıkışıklık yaratıyor. Burayı da birazdan gelip düzelteceğim. Hatta birazdan dedim en son gelip düzelteceğim. High School'da bir düşüklüğümüz var. High School'a bir bakmak istiyorum. Böyle bir bunlar neymiş? IUST Public Library. Bu acaba High School olarak mı geçiyor? Hop üniversite olarak geçiyormuş. Bunu alıyorum o yüzden. Şimdi böyle bir bakalım 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 bakalım. Burada bir high school'um var. Şurada bir tane high school'u buraya alacağım. Bir tane high school'u buraya alacağım. İki tane high school olacak. Ortada da barak güzel. Kafeterya kantin okey. Ortamızda da şöyle. Nerede benim o basketim? Lise çanım bu arkadaşlar. Korkutuyorsunuz beni. Şöyle bir basket kortum var. İkisinin yanında. Aynı şekilde oğlum nereye uçuyorsun ya?
buradaki boşluklara da şöyle çiçekler yapabilirim. High School'da da birazdan şöyle 6900 kişi istiyor High School'da yani. Tamam, yavaş yavaş. Şimdi ben asıl yapmak istediğim kısmı yavaştan geçmek istiyorum. O da military base yapmak istiyorum artık. Askeri üs yapmak istiyorum. O yüzden şimdi bu, ben de bunu ilk defa yapacağım için biraz hep beraber bir tık zorlanabiliriz. Ama şu bölge benim askeri üssüm olacak. Hazır mısınız? Bence güzel bir şey olacak. Birazcık nasıl diyeyim, yavaş olabilir çünkü güzel de bir şey yapmak istiyorum. Yani saçma bir olaya girişmek istemiyorum açıkçası. Şuradan bir yol vereceğim. Burada benim bu arada şeylerim açılmış mı? Ben buna özel biri olarak, evet tamam. Airplane kısmım var burada. Şuradan şöyle vermek istiyorum. Askeri üssümün yolunu vereceğim buradan. Şu neymiş? Airplane Taxiway. Okey. Buradan geldi. Şöyle bir şey yapabilirim. Buradan dönecek. Yani çok büyük bir askeri üs olmayacak burası. Bu şekilde olacak. Şimdi yavaştan bir sürü prop'um var bununla ilgili. Bunları güzelleştirmemiz lazım. Kolları sıvayalım. Ve yavaştan artık başlayalım. Şöyle buraya yakın bir bölge olmasını istiyorum. Normal yolumun. Buradan bu şekilde bir yol alacağım. Aynı şekilde. Böyle bir alayım. Buradan geçireceğim ve buraya da bir şeyler yerleştireceğiz tabii ki. İlk önce şu şekilde bir kalsın. Şimdi proplarımıza bakacağız. Burayı şöyle bir şey yapabilirim. Şu an burada aklımda şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki gördük birkaç tane şey. Mesela burada Big Military Tent'im var. Burada şöyle bir bakayım. Şöyle bir iki, 5 tane military tentim var. Bunu bir şey deneyeceğim. Bunları alıyorum. Duplicate değil miydi bu? Dur bakayım, deniyorum işte, dur. Tamam, oldu. Daha demin niye olmadın? Şuralara bu şekilde askeri çadırlar yapacağım. Buralara başka şeyler de tabii ki ekleyeceğiz. Böyle bir bakalım, tam olarak bir görmemiz lazım. Nelerimiz var, nelerimiz yok. Burayla aslında çok işim yok bu arada. Şöyle bir şey yapabilirim. Hani aynı zamanda burada bir oil endüstrim olduğu için böyle iki tane tankım var gibi düşünebiliriz burada. Burada tentlerim var. Burada tabii ki asıl mevzu şu olacak. Burada bir sürü şeylerim var dedim yani ben. Buralar önemli olan şeyler. Bunları çok fazla kullanacağız. Buradaki şeyleri çok fazla kullanacağız. Burada mesela şöyle bir, şunlara bir bakalım şimdi. Gelmeyin öyle. Tamam dur bir, sen bir git. Şöyle
iki tane bir alayım. Şöyle şöyle aynı rotada olması gerek. Burası helikopter iniş yerlerim. Burayı da aynı şekilde şöyle bir toprak yolla birleştirelim şu şekilde. Çok eminim, çok güzel olacak. Sadece birazcık bana bu konuda zaman vermenizi istiyorum. Çok fazla şey var yapabileceğimiz çünkü. Birazcık görsel de yapacağız. Şimdi kalsın. Aklıma geliyor. Birkaç şey böyle yaptıkça aklıma geliyor. Burada şöyle bir daha güzel bir kıvrım verirsek aslında. Buradan alayım. Şöyle bir kıvrım olsun burada. Bu kıvrımı neden yapıyorum? Şundan dolayı yapıyorum. Şunları gördüğüm için yapıyorum. Hani burası askeri üssün çöp kısmı olacak. Çok da güzel bakılmamış. Ya da bunları böyle yakıyorlar gibi düşünebiliriz. Askeri üssün çöplüğü burası. Burayı bu şekilde ayarlayabiliriz. Şöyle bir kalsın burası. Bunların hepsini sonradan restore ederiz, hiç fark etmez. Buralarda tabii ki arabalarımız olmalı. Aynı şekilde şöyle. Şöyle bir şey açmak istiyorum ben. Anarşiyi. Bir sürü şey var bu arada. Bunların hepsini teker teker yapacağız. Duruyorlar buralarda araçlar. Bir bakalım daha neler var. Oo, bak mesela. Burada uçaklarımız var. Buralarda tanklarımız var. Güzel bir tank birliğimiz var burada. Helikopterler var. Bak işte burada da askerlerimiz var. Arabalarla aynı boyutta olan askerlerimiz. Askerleri şöyle dizelim. Bu da böyle sanki birini bekliyormuş gibi. Burada bir bu selam veren bir asker bu. Ha, gözükmüyor bunlar. Pii. Bunlar da böyle dursun şimdilik. Şöyle.
Burayla ilgili yapacağımız şeyler var hala. Burası eski bir top mesela bunlar. Bunlar eski toplar. Şöyle 3 tane kalabilir burada. Bunlar da dursun. Uçaklarımız var yine burada. Burada yine bir arkadaşımız var. Asker arkadaşımız. Şunları da şuralara koyalım. Buralarda konteynerlarımız var. Bu konteynerlerde işte mesela burası. Şöyle. Konteynerler buralarda durabilir. Aynı şekilde burada da sanki buralarda ihtiyaç oluyormuş gibi. Bu helikopterlerle bir şeyler taşınıyor. Bunların yanında yine tankların yanında ufak depo tanklar. Burada birçok şeyim var gördüğünüz gibi. Bunları da yapacağız. Bunları da kullanacağız ilerleyen zamanlarda. Burada şöyle. Askeri üssüme giriş kısmı. Şöyle bir ayık olun hesabı. Nerede bizim askerlerimizi bulalım şimdi. Haydi asker abi, haydi gel. Silahlı bulmam lazım. Silahlı bir asker arıyorum. Burada nöbet tutuyorlar. Kimse giremez. Alo. Tamam, başka bulmamız gereken birkaç şey var. Bina olarak. Şurada vardı. Neredeydi? Burada direkt bak şurada garbage gözüken. Lan. Bu mesela military base diye geçiyor. Bir tane yapabilmek çok kötü. Üç tane binam var burada. Burada ne varmış? Yine military base'im var burada. Şunu da ufak buralara koyalım. Şu şekilde binalarım. Bunların sadece birer kez yapılması üzücü tabii ki. Başka buralarda bununla ilgili bir yapı var mı? Bak şöyle bir şeyim var mesela. Bunu şöyle girişe koyabiliriz. Ya da böyle de koyabiliriz. Başka bakalım bulabileceğimiz bir şey var mı?
Burada da şeyler var. Büyük büyük binalarım. Bunlar şöyle dursun. Bunun çatısı daha düşük. Burada. Şöyle durabilir. Bunlar böyle depomsu, binamsı şeyler. Tabi bunları neyle süsleyeceğiz? Diğerlerini yaptığımız gibi şeyleri bulacağız buraya da. İşte böyle askerdir. Bu da askerden bol bir şey göremeyeceğiz. Çünkü sonuçta burası bir military base. Burada da aynı şekilde şöyle iki tane tankım var. Örbaş'a dönelim. Kreplerim var burada. Şöyle bir alan olabilir burası da. Dediğim gibi daha birkaç şeyim daha var aslında. Bulabilirsem. Mesela şurada bir bakalım. Burada var mı? Aslında bir gas station olabilir. Gas station olmasının sebebi işte bu arabaların, araçların, helikopterlerin benzinli doldurmak amaçlı. Bir de tabii ki bu insanların, askerlerin bir eğlence kısmı var. Bunu da şöyle askerler futbol oynayabilsinler de. Ama burada olması biraz saçma geldi bana bunun. Şurada olabilir. Bunu birazdan olmadığı yerini değiştirebiliriz. Şöyle bir bakıyorum yeniden. Neler var diye. Bak direkt barakslar var burada. Şuradan mesela. Ne kadar bunun büyüklüğü? Üzerimi kostluk. Ne oluyor ya? Dın dın mesaj geliyor. Telefon da nerede? Burada. Bir anda şöyle çok fazla mesaj gelmesini sevmiyorum telefonu. Hala geliyor. Hala geliyor. Şöyle bir sürü askerlerimizin yatacağı yerler. Burada bir kafeterya kısmım var. Bunu çok mu içine alıyor? Niye böyle içine alıyor? Bunu anlamıyorum ya. Bu yolu değiştirelim. Bir dakika. Buraya bir sürü şey yaptık. Bir dakika, şunu açarsam olacak.
Böyle olsun. Tamam. Okey. Şimdi bakalım. Burada bir şey mi olsun? Böyle şeyler olur askerde yani. Bunlar kalabilir ya. Şey başka bir şeyim. Bir hangarım vardı, hangar. Bir dakika. Bunun için özel indirmiştim. Aynen. Hadi lan. Böyle hangarlarım var. Buraya bağlı, güzel. Başka? Uçağım nerede? Uçak neredeydi? Uçak. Bunu buraya koydurtmuyor bana. İyi olsun, o zaman yapacak bir şey yok. Bunu gördük. Bunlarda neler var? Garip garip şeyler var. Elim kayaya gitti ha. Bunların yerleri değişmiş. Şimdi şöyle güzel, bunun çevresini tabii ki kapatacağız. Yani burası bir askeri üs. Burası kapalı olacak arkadaşlar. Buradan da alalım. Böyle kalsın. Bunun etrafını da kapattık. Burası böyle kalabilir şimdilik. Bence gayet güzel oldu burası. Military base. Hoş oldu. Sizce olmadı mı? Bence güzel oldu. Bunun devamını mesela yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bu arada hapishaneyi de düzenleyeceğim sonra. Aa bak, burada bir sürü şey var. Or. Evet bak, bunlar uçuz. Buraya direkt mesela. Direkt base var burada.
Buralara şöyle. Burası şey istiyor. Yolla bağlantı istiyor. Burayı şöyle yapabiliriz. Bu zaten yürüme yolu gibi. Şöyle. Aynı zamanda İyi, bunları da bulana kadar gerçekten böyle şeyler mesela. Güzel. Başka nelerimiz var burada? Direkt şeyimiz var. Militarize edilmiş polis istasyonum var. Burada şu şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Burada da başka bir polis komentim var. Bunlar böyle kalsın burada. Hatta işte şöyle ilerleyelim bir. Hadi oğlum. Geçtik mi lan onları? Bunlar aslında 2-3 platform çıkarma gibi bir şey vardı. Okey. Şimdilik böyle bir military base'im var. Şuralarda kapalı gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Herhangi bir işleyişi yok bunların zaten ama. Sularını verelim. Gayet güzel. Elektrik road indirdim bu arada. Ya indirmedim, vardı, aktif ettim sadece. Ulan çayı da soğutmuşuz ya. Bu şekilde bir askeri üssüm var. Ve gördüğünüz gibi burada militarize edilmiş olan polis komandolar hareket halinde. Çalışsın onlar da. Daha çok polis istasyonu diyordunuz. Daha çok polis istasyonu geldi. Şimdi şurada bir şeyimiz gitti ama ya. Bunu yapmak istiyorum. Onu da kim bilir nasıl bulacağız. Var ya, ay sıçtık. Neredeydi? Ha bak burada şöyle. Burası giriş. Burada sanki böyle jammer'ımsı tarzı bir şey olabilir. Burası da çıkışta. Ama bu... Oo şöyle daha iyi bak. Çıktı ve girişte var. Altından geçip gidiyor. Burada direkt stop kardeşim. Bak burada bir sürü şey var. Bunlar işte kullanılır aslında baya.
Uğraşmak lazım. Birçok şey gözükmüyor, o biraz kötü. Gözükmedikleri zaman bir anlamı yok tabii ki. Yoksa bir sürü şey var. Hayvanların spawn edilebildiği, köylülerin bilmem ne spawn edebildiği yerler var. Bunlar burada değildi galiba. Buraya da şöyle yapalım. Burada mıydı acaba? Bunların hepsi burada olabilir bak. Şöyle bir ilerlersem hemen yakalayacağız onu ya. Bakalım bakalım bakalım. Zaten şunlardan koyacağız buraya. Okey. Gerçi bunu da koyduk işte. Bitti ya. Tam askeri alana. Giriş burası oluyor. Gayet okey bence. Bana sorarsanız. Bak Crimson Golden. Burada da şeyler var. Burası da polis olarak geçiyor. Burası bir de aynı zamanda tabii ki sivil insanların da çalıştığı yer var. Turist buraya gidiyormuş. Baraya gidiyor. Bir de bir dakika neymiş hanım? Askerleri eğlendirmeye mi gidiyorsun canım? Anla. Bu da Dexter. Bu da herhalde askerleri eğlendirmeye gidiyor. Buna ihtiyacım yok burada. Elektrik rotum var artık. Yani evet ekstra şeyler yapmaya gerek yok. Kalsın bu da böyle. Lan sen nereye gidiyorsun? Buraya herhangi bir rota yok ki oğlum. Seni buradan döndürüyor ya. Okey güzel. Güzel bir military base'imiz var artık. Nur topu gibi. Buraya yapmamı istediğiniz başka bir şey olursa yaparız. Buraya tabii ki ağaç yapacağız. Hatta şöyle bir karışım yapmak istiyorum buraya. Şu an bir karışımımız var mı? Bunlar varmış. Şunları bir çek. Bir. İki, üç. Dört karışımı. Güzel. Yükselt. Bir tık izole olması lazım. Diğer yerlerden fazla ağaçlı olması lazım. Şuraya ilk burası çöp alanı. Şurası ağa çıktı. Şöyle bir yerimiz var burada artık. Gayet güzel. Tatlı bir bölge. Benim açıkçası hoşuma gitti burası. Güzel. Yani ilk defa military base yapıyorum bu arada. İlk defa böyle bir şey deniyorum. İlk defa bu tür propları kullanıyorum. Bence yapabildiğimi de düşünüyorum. Asıl ana konumuz bu oldu. Güzel de vakit geçirdik. Nasıl yapabildiğimizi de görmüş olduk. Askerlerimiz hareket etmiyor. O zaten onlar prop. Burada gördüğünüz gibi insanlarımız şeyini alıyor. Helikopterlerimizde malzeme taşıyoruz burada bu taraflara. Acil durumlar için uçaklarımız burada, hangarlarımız burada. Burada böyle bir şey gibi düşün burayı. Böyle komutanlık binaları, depolar vesaire gibi bir olay düşünebiliriz. Burada da ani müdahale, acil müdahale binalarımız var polislerle ilgili. Burada da işte arkadaşlarımız eğleniyor. Askerler akşam 5'ten sonra vakit geçirebilecekleri bir bölge olarak kalabilir. Burada ani hemen tank bir anda tanklarla basabiliriz arkadaşlar buraya. Şunu görmek istiyorum. Bu askerlerin videosunda şöyle bir şey vardı. Onu bir oluyor mu bir göstereceğim. Çok da hoş bir şeydi ama bunlar yola koyuluyordu yani.
Şu an bunu yola koyamadığım için nasıl yola koyabilirim bunu? Anarşi de açık. Prop entry anarşi shift P miydi? Evet, o zaman şu an koyabilirim bak şimdi. Bir dakika. Hiç de takmıyorlar. Normalde videoda araçlar duruyordu abi. Bunların önünde. Evet. Oh! Demek ki öyle bir şey olmamış. Shift B'yi tekrar kapatıyorum. Tamam. Girişimiz de çok güzel bu arada. Bu insanların sadece arkasının dönük olması saçma. Onun dışında bence gayet tatlı bir üssümüz var. Gayet tatlı bir mekanımız var. Askeri üs. Çok güzel. Tertemiz. Bu bölümü de burada noktalıyorum. Bence güzeldi. İlk defa yaptığımız şeye göre bence gayet güzel. Siz de istediğiniz gibi bunları yapabilirsiniz. Workshop'tan artık ben direkt bir şey aramıyorum. Orada collections kısmı var. Ona bakıyorum direkt. Koleksiyon kısmından bakıyorum. Orada çok daha detaylı şeyler bulabiliyorsunuz. Onda haberiniz olsun. Çünkü petrolümüzü korumamız lazım burada. Petrol önemli arkadaşlar. Evet. Öpüyorum arkadaşlar sizleri. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoları beklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.